Türk işin bu konudaki kitlesel tepkisi mutlaka belirleyici oldu. Emekçiler mücadele etti, hükümet düzenlemeyi rafa kaldırdı. İş sendikaları, konfederasyonu ve özellikle Türk işi de kutluyorum. AK Parti yeni istihdam kalkanı paketiyle işçinin kırmızı çizgisi olan kıdem tazminatı konusunu gündeme getirmişti. Ayrıca kıdemle ihbar tazminatlarını tamamen ortadan kaldıracak olan belirli süreli iş sözleşmesine de yer verilmişti. Bu konu Haziran ayının 9'unda 10'unda gündeme gelmişti. Bu bir hafta içinde böyle bir kanun teklifi meclise sunulacaktı. Ancak bu konuda iş sendikaları ciddi bir tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında işçi ve işverenle yapılan toplantıda da taraflar düzenlemeye olumsuz baktığını dile getirdi. Görüşmeden her iki tarafın da önereceği bilim insanlarıyla bir çalışma yapılması fikri çıktı. Ancak bu sırada mevcut haklardan geriye gidişi hedefleyen çalışmalara işçi sınıfının ilk uyarısı genel grev oldu. Türk İş, hak kaybının yaşanacağı düzenlemeye karşı çıktı. Hayata geçirilmesi halinde genel grevin uygulanacağını ilan etti. Sokak sokak, köy köy, kahve kahve, her berberde, her lokantada, her ortamda bu meseleyi ülke gündemine anlatırız. Tavrını net ortaya koyan Türk İş ayrıca yurdun dört bir yanında alanlara inerek basın açıklamaları yaptı. Hükümet yetkililerine de atılacak adımın işçi, işveren ve hükümetin lehine olmadığı anlatıldı. Buradan bir kere daha sesleniyoruz. Bu meseleyi ülke gündeminden çıkartın. Emek cephesinin bu mücadelesi sonuç verdi. İşçi ve işveren çalışmalar için bilim kurulu oluşturulmasına yönelik bir adım atmadı. Herhangi bir adım atılmamasıyla birlikte de önerinin gündemden düştüğü belirtildi. Yapılan çalışmalar sonrasında geniş bir tepki oluşunca anlaşıldığı kadarıyla sağduyu ağır bastı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi yani getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil. Kulislerde düzenlemenin yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi de düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Sonbaharda da ben gündeme geleceğini pek zannetmiyorum. Konuya ilişkin Vatan Partisi İşçi Sendika Büro Başkanı Yıldırım Koç ulusal kanala konuştu. Koç, yaşanan gelişmelerin işçi sınıfının başarısı olduğunun altını çizdi. Sendikalı işçilerin dışında sendika üyesi olmayan işçilerin de dikkati bu alana çekildi. Böylece açıkçası işçi sınıfının demokratik yollardan tepkisini gösterdiği ve sonuç aldığı bir süreç yaşadık. Öte yandan işten çıkarma yasa, ücretsiz izin uygulamasında değişikliği içeren kanun teklifi de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre işten çıkarma yasa ve ücretsiz izin 2021 yılı Haziran ayına kadar uzayabilecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı'na yetki verildi. Ayrıca kısa çalışma sektörel olarak uzatılabilecek. Tam zamanlı çalışmaya geçen işverenlere de 3 ay asgari ücret üzerinden prim desteği verilecek.